Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezi Gözen. Nezi Gözen'in yeni bir videosu ile karşınızdayım. Nisan ayında gelen Camera Raw, Lightroom Classic ve Lightroom CC update'i güncellemesi neleri getirmiş? Hadi gelin hep beraber öğrenelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Güncel eğitimlerim, etkinliklerim, yaptığım incelemelerim için nezigözen.com'u takip etmeyi ve sosyal medya hesaplarından benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Şimdi gelelim güncellemede neler var. Bir tane fotoğraf seçtim. Sağ tıkladım. Şunu aç ya da birlikte aç dedim. İlk etapta Photoshop'ta yani kamera RAW'da gelen güncellemeleri göstereceğim. Aslında mantık tamamen aynı. Dem Lightroom Classic, Dem Lightroom CC, Dem de Kamera Raw'da aynı şekilde güncellemeler geldi. Sadece yerleri birazcık değişik. Temel ayarların hepsini Kamera Raw'da anlatıp diğer detaylar için Lightroom CC ve Lightroom Classic'te de göstereceğim. İlk etapta Basic panelinde ufak bir değişikliğimiz var. Bakın şurada Profile diye bir kısım geldi. Artı daha önce FX panelin içerisinde yer alan Dehaze Basic panelinde şuradaki alt menünün içerisine işlendi bizim için gelen en büyük yenilik profile diye bir sekmenin olması. Bunlar fotoğraflarınızı uygulayabileceğiniz hazır renk ayarları. Buraya tıkladığınız zaman çeşitli seçenekler karşınıza çıkıyor. Eğer hepsini görmek istiyorsanız browse'a tıklayabilirsiniz. Ya da şu yanda bulunan 4 tane karenin üstüne tıklamanız yeterli. Bakın all dediğimiz zaman tüm hazır renk profilleri burada karşımıza çıkıyor. Burada benim favorilerim var. Yıldızı tıklarsam favorilerden çıkartabiliyorum. Ya da başka beğendiğim herhangi bir profil olursa da ona tıklayıp yıldız ekleyerek de favorilere alabiliyorum. Adobe Raven kendi hazır getirdiği profiller bunlar. Kapatıyorum. Sizin kameranızın içerisinde bulunan ayarlayabildiğiniz profiller buradan da değiştirebiliyorsunuz. Profil sekmesinin aktif olabilmesi için fotoğrafınızın RAW olması gerekiyor bu arada arkadaşlar. TIFF, PSD ya da JPEG'de çalışmıyor. Bilginiz olsun bu tarz detaylı bir şekilde göremiyorsunuz. Daha kısıtlı. İşte Legacy'de farklı farklı siyah beyazlar var. Artistliğe tıklıyorum. Burada renk efektleri verilmiş. Örnek şu hoşuma gitti. Geliyorum buradaki yıldızı tıklıyorum. Favori listeme kaydetmiş oldu. Bakın dolaştıkça fotoğrafın üstünde bir ön izleme şeklinde gösteriyor. Ama bunları hiçbir şekilde uygulamıyor. Mouse'u boşa aldığım zaman bakın herhangi bir şekilde uygulamadı. Ya da beğendim bir düzenleme olursa işte artistik altı hoşuma gitti. Yıldıza tıkladım. Uygulamasını istiyorsam da mouse'a tıklıyorum. Fotoğrafıma bu işlemi gerçekleştiriyor. Burayı da kapatalım. Siyah beyazlar için yine farklı farklı ayarlar var istiyorsak modern böyle çeşitli düzenlemeler oluyor. Son olarak da vintage dediğimiz böyle eski analog makinalarla çekilmiş benzeri profiller var. Örnek vintage 04 hoşuma gitti tıklıyorum. Fotoğrafımı o şekilde düzenledi. Bununla beraber şuradaki amount sekmesiyle slider ile daha doğrusu sola ya da sağa çekerek bu yaptığımız profilin Fotoğrafımıza ne kadar uygulanacağını, ne kadar kuvvetle uygulanacağını seçebiliyoruz. Şöyle bakın arttırabiliyoruz ya da bu etkiyi kendimize göre azaltabiliyoruz. Burada grid şeklinde ya da böyle liste şeklinde de, şurayı açayım. Bakın Şu an liste bir ön izleme yok. Grid dediğim zaman da böyle ufak görseller üstünden ön izleme şeklinde fotoğraflarımızı görebiliyoruz. İşim bittikten sonra close dediğim zaman standart basic panelime geri dönüyorum. Burada artık şöyle de bir değişiklik var. HSL Color'a tıkladığınız zaman eskiden burada Convert to Grayscale diye bir seçenek çıkardı arkadaşlar. O artık yok. Buraya gelip ben Adobe Monochrome'u seçtim. Yani siyah beyaz oldu. Şimdi buraya tıkladığım zaman bakın Black and White Mix. Buradan çeşitli değişiklikleri, renk düzenlemelerini siyah beyaz fotoğrafın üstünden yapabiliyorum. Yani HSL Color artık Black and White yok. Siz seçtiğiniz profile göre burası ya siyah beyazı göre ya da renkliye göre değişmekte. İşte vintage 07'yi seçelim. Bakın buraya tıkladığım zaman HSL kısmı geri gelmiş oldu. Şimdi ben bu düzenlemeleri yaptım daha doğrusu bu profili seçtim. Üstünde oynayabiliyor muyum? Tabii ki oynamaya devam edebiliyorum. Bakın buradan yine amount'ta birazcık etkiyi arttırdım. Biraz highlight açtım biraz da Shadow'la birazcık aydınlık verdim. Hafif white ve blade'i kısacağım. Çok az belirginlik verip Vibrance ve saturation'la da birazcık renk doygunluğu uyguladım. Bu yaptığım ayarlar hoşuma gitti ve bunu farklı bir şekilde saklamak istiyorum. Bunu yapacağım yerde tabii ki şuradaki preset sekmesi. Yeni gelen güzel bir özellik daha var. Ee, önceden hatırlarsanız Lightroom'daki presets'lerinizi kamera rava atmak için böyle çeşitli yollar denemeniz gerekiyordu. Onunla ilgili videoyu da YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Ama artık ona gerek kalmadı. Sizin Lightroom Presets olarak kaydettiğiniz tüm hazır ayarlar artık kamera RAW'ın içerisinde çıkıyor. Şimdi benim yaptığım deminki düzenlemeyi ilk önce hatırlarsanız bir tane Vintage 7 profili seçtim. Çeşitli renk düzenlemeleri yaptım. Sonra da Presets'e geldim. Ve bunu saklamak istiyorum ben. Hem profili hem de o yaptığım düzenlemeleri. Bunu yapmak da çok kolay. Buradaki new preset sekmesine tıklıyorum. İsim kısmına profil hazır ayarı 1 dedim. Burada siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. User preset'se de new set diyelim. Ya da profil diyelim ki Okey dedim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Subset kısmına gelip Treatment and Profile tıklamak. Böylece sadece o profil ve yaptığımız işlemleri kaydedecek. Okey diyorum. Bakın şurada sol tarafta profilin altında profil hazır ayarı bir şeklinde duruyor. Başka bir fotoğrafı seçtim. Sürükleyip Photoshop'un üstüne bıraktım. Hatırlarsanız burada hemen presetsin altında profil hazır ayarı 1 diye oluşturmuştum. Tıklıyorum. Bu hazır ayarda artık fotoğrafım çıkıyor. Bakın yine basic sekmesinde herhangi bir değişiklik yok. Onları kaydetmiyor. Bu hazır ayarı tamamen karşıma çıkartıyor. Tüm bu işlemler bittikten sonra da open image deyip direkt fotoğrafınızı Photoshop'a atabilirsiniz. Genel hatlarıyla kamera RAW'daki değişiklikleri bu kadar. Peki Lightroom Classic ve Lightroom CC'de nasıl değişiklikler oldu? Hadi gelin onları da öğrenelim. Aynı ayarlara Lightroom üstünden bakacak olursak da Library paneline değil, Develop paneline tıklamamız gerekiyor. Bakın burada profile kısmı tekrar karşımızda. Ben daha önce bu fotoğrafa işlem yapmıştım. Kamera RAW'da o hazır ayarlarıyla beraber getirdi. Ne buradan profil değiştirebiliyorum. Buradan ne amount'unu arttırıp azaltabiliyorum. Yine şuradaki dört tane kareye tıkladığım zaman o demin sizlere kamera RAW üstünde gösterdiğim hazır profillerin hepsi burada da karşıma çıkıyor. Burayı close deyip kapatıyorum. Yine the haze burada presence'ın altında Ton körde yine burada da gördüğünüz gibi büyümüş vaziyette. Yine basic'te gelip siyah beyazı tıkladığım zaman şurası alt kısım black and white şeklinde karşıma çıkıyor. Eğer ben burada basic'e color'ı tıklarsam bakın burası eskisi gibi ESL color olarak karşıma çıkmakta. Yani o demin yaptığımız değişikliklerin hepsi Lightroom üstünde de mevcut sadece yerleri birazcık daha farklı. Yaptığımız bu değişikliği siz Lightroom üstünde bir hazır ayar olarak saklamak istiyorsanız preset sekmesine gelip Create Presets diyorsunuz. Burada yine nereye kaydedecekseniz seçiyorsunuz. Check None deyip Treatment and Profile dediğiniz zaman biraz evvel kamera RAW'da yaptığımız gibi hazır ayar şeklinde sizin karşınıza çıkartacak burada create dediğim zaman bakın şurada bu hazır ayar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir de Lightroom CC versiyonunda değişiklikler var. Onundaki yapılan güncelleme ile ilgili bilgileri de yine sizlere aktaracağım. Lightroom CC üstünden de çok fazla değişiklik yok. Demin anlattığım özelliklerin hepsi de burada da geçerli. Tek yerleri farklı. Burada edit menüsüne tıklamanız gerekiyor. Bakın yine profil sekmesi burada. buradan işleminizi ya da profilinizi seçebiliyorsunuz. O profili seçtikten sonra yine amount'unu ayarlayabiliyorsunuz. Farklı profilleri görmek için browse'a tıklayıp buradan o profilleri görüp üstlerine tıkladığınız zaman buradan da amount'larını yine ayarlayabiliyorsunuz. Burada yine favorileriniz Adobe Raw, Camera Matching, Legacy gibi yine seçenekler yani kamera Raw'da, Lightroom Classic'te gördüğümüz tüm ayarlar burada da mevcut. Ayrıca bu tüm hazır profillerin hepsi mobil versiyonda da Lightroom'un mevcut. Yani sizin burada yapacağınız tüm değişiklikler hem mobille senkronize oluyor hem de siz de mobil üstünden fotoğrafın profilini hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Birazcık hem altı kısalım demin kullandıklarımızın hepsini buradan görebiliyoruz. Yine siyah beyaza tıkladığım zaman da renk ayarları ona göre değişecek. Bakın burada sadece black and white olmuş vaziyette. Color'a geldiğim zaman burada color seçeneği çıkıyor. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Nisan 2018 itibariyle Photoshop, Lightroom Classic ve Lightroom CC'ye gelen güncellemeyi sizler için anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Tüm güncel eğitimler ve etkinlikler için nezigozan.com'u takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Nisan ayı içerisinde şehir fotoğrafçılığı eğitimim var. Katılmak isterseniz beklerim. Linkini de aşağıda sizlere sunuyorum. Hem güzel bir İstanbul gezisi gerçekleştireceğiz. Hem de temel fotoğrafçılıkla alakalı öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz her şeyle alakalı sohbet edeceğiz. Eğitimler vereceğiz. O eğitimlerde, etkinliklerde ya da başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Her cumartesi günü saat 11'de bir tane 7 video ile bu kanalda olmaya çalışıyorum. Hafta içi fırsat buldukça da video eklemek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.